Başka bir şey mi var? Şartlara yönelik konuşuyor. Benim de çabuk sinirlendiğimi bildiği için... Şartlara yönelik ne? Yani burada ona dokunamayacağım. Dokunursam diskalifiye olacağımı bildiği için yapamazsın. Yüreğin var mı ki? Şöylesin, evet, böylesin. E tamam, ben de ona söylüyorum. İşte sadece sözlü söylüyorum. Dokunmuyorum, yaklaşmıyorum. Ama bir dakika yani. Özlemciğim. Melike bunu durduk yerde... Mesela niye Aleyna'ya ya da niye Suya demiyor da neden sana diyor? Sen ne yaptın da Melike sana bana dokunamazsın, bir şey yapamazsın dedi? Yani. Gülşah Hanım, ilk başta geldiğimde ona bir hani saç kiti hediye ettim ya. Örnek veriyorum, ben meselasını konuşacağım. Deren'le mi bir şey tartışacağım? Lap diye Melike atlıyor. Her yerden senin Melike mi? Atlıyor. Bak, benim şey sorumun cevabı bu değil. Şöyle, burnunun dibine gidiyor. Hı-hı. Orada konuşuyor. Hani şu dibine... kadar bir mesafede. Özlem mi? Evet. Melike ne dedi ki? Hiçbir şey söyleyeyim. Verbal kavgadan evet, çok korkarım biliyorsunuz. Şey araya ikisini koruyacağım diye bana bir şey yapamaz diye araya giriyorum. Evet. Önüne geçtim. Şu kadar bir mesafede böyle konuşuyor. Böyle yapıyor Melike'nin suratına gidiyor. Sen yaptın. Ben araya evet. girdim dedim bana bir şey yapamaz. Konunun çok içinde değilim çünkü böyle duruyorum yani. Hani olmasam belki bir şey yapacak ve ben böyle şeylerden... Abartmayın. Ne anlayacağız biz şimdi sizin aynı anda bağırarak konuştuğunuzda? Ben abartma çok tekrar işte. Duygusallığa döneceğim. Sinirleniyorum çünkü. Podyumu su gibi terk etmeyeceğim ama bir şey rica ediyorum. Ekipler de oradaydı. Bu konu şu an doğru şekilde dönmezse ben gerçekten diskalifiye olmaya bile razıyım. Sen kavgadan korkuyor musun? Belli oluyor zaten. O yüzden Eda'nın söylediği sözden sonra ağzını bıçak açmadı. Bence de korktu çünkü Eda dediğini yapar. Biz ona kalite diyoruz canım. Seni vallahi ikinizden de hiçbir şey olmaz ya. Tamam, ne sanıyorsunuz ya? Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Sen sus. Sen benim klasmanım değilsin. Senden bana dert olmuyor. Sen sus. Yoldan geçerken bir uğrayalım, ortalığı karıştıralım. Seviyemizi belli edelim. Çıkayım iki, dans edeyim, göbek atayım, kendimi göstereyim diye geliyorsunuz. Bir daha atarım. Güzel olmalı. Çirkinleşmeyeceğim senin gibi. O zaman sus, müdahale etme, burnunu her şeye sokma. Anladın mı? Bak, burnun daha çok büyüyor günden güne. Sokma bence. İnşallah öğrenirsin Özlem ya. Umarım büyürsün bir gün. Sen büyü tatlım, ben senin ablanım. Bir gün. Sen büyü, sen küçüksün. Umarım olgunlaşırsın bir gün. Olgunlaşmak istedin, sen benimle bana kadar, ben seni de büyütürüm. Tamam. Benimle muhatap olma. Hı-hı. Özlem. Tamam, sus. Wow. Bir şey söyleyeyim mi? Bu sezon ilk defa bu kadar anormal bir tartışmaya şahit oluyorum. İlk defa. Buradan Esra da geçti, Zeynep de geçti. Diskalifiye olan arkadaşlarımız da geçti. Özlem, sen neymişsin ya? Özür dilerim Gülşah Hanım. Ne için özür diledin şu anda? Çünkü yani göz görüyor, kulak duyuyor. Ekipler de oradaydı. Bugün mesela bir geçirten Melike, sen gene suçlu olan ben. Sen ne için özür diledin şu anda? Sizin karşınızda bu kadar saygısız davrandığım için. Ama ben arkada da önde de aynıyım. Seyirciden özür dile bence. Aa. Çok acı, çok sert. Ama sen busun yani, biz ne dersek evet. diyelim. Sen... Asla değişecek bir karakter zaten değilsin. Zaten kimse için değişme. Buysan busundur. Evet. Ama çok anormal ya. Yani bir de hiç lafı bitmiyor. Yani sonuna kadar da dır 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 devam ediyor. Yani kavga esnasında da dalga geçiyor her şeyle. Enteresan. Okey. Fiyatlarını alabilir miyim lütfen? Şimdi şu konuya da bir değineyim. Ben orada çok güldüm. Çok hoşuma gitti. Kendimle dalga geçeceğim şu anda. Eda'nın ayakkabılarını çok beğendiniz de içimden böyle yaptım. Bir de benim ayakkabılarımı görseniz. Çok büyük bir zevkle gösteriyorum. Tabii. Kaldı biraz daha görmüyoruz. Ayakkabılarım 300 TL. Evet. Elbisem ve tacıma 600 verdim. Son dakika aldım ayakkabılarımı. Yükseltmesi için mi aldın? Evet, yükselsin diye bunu o son dakika bunu alabildim. Diğerleri daha alacaktı. Kartın nerede? Nasıl? Kartın nerede? Kartımı ben çantamı evde unuttuğum için araçla gönderttim ama ilk başta elimde olmadığı için burada da puan düşeceği için. Özlemciğim, biliyorsun değil mi? Biliyorum, haberim var. Evet Serdar Bey. 4 puan üzerinden. Getirdim kartı ben sonradan çekimden önce ama artık iş işten geçmişti, o yüzden buraya gittim. Evet, konseptini alabilir miyim lütfen? Konseptim uluslararası bir gösteride Türkiye'yi temsil edeceğim. Özlemciğim, zor bir konsepti ama ben seni çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Özlem, böyle bir şeyle geldin. Bu da seni bir Arap kadını da yapar. Mısır tanrıçası gibi baksana. Şimdi şöyle,
bir Osmanlı'daki sultan kadın da yapar ama kafandaki de seni bir Vatikan'dan hani seni misafir ediyormuşuz. Böyle de bir kostüm vermişiz gibi hani Osmanlı döneminde hani çok karıştırmışsın. Özbeklere de benziyor. Evet karıştırmışsın ama hani bir tarafta kalsaydın dediğim gibi taç fikri güzel ama tacının motifleri seni başka bir yere taşıyor. Kafandaki başka bir şeyi anımsatıyor. Değil mi? Evet. Yani belki arkadaşımın, kardeşimin de yanılması böyle. Çünkü ben Türkiye Güzellik Yarışmaları'nda bilhassa dünyayı yolladığımız zaman böyle eski kıyafetleri günümüze yapan tasarımcılardan çok kıyafet alır kızlarımıza giydirirdik. Kafan hariç olabilir. Ben sana bayıldım. Evet, arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum ama benim için bu taç olur. Çünkü kına gecelerinde böyle çok taç ve böyle çok allı pullu kostümler yaptım ve bu arada ben de burada çok takıyorum bu taçlar. Hep artık mesela son 4-5 senedir hep böyle bu taçlar takılıyor. Neden olmasın? Evet, böyle tanrıça gibisin. Evet, Özbeklere de benziyorsun. Dediği gibi Vatikan'da belki hani böyle bir yani neden olmasın? Ama yapılıyor mu? Yapılıyor. Ben çevireyim bari. 4. Evet. Teşekkür ederim. 5 verirdim gözümü ama 4. Teşekkür ederim. Bana sağ göre bugünün starı sensin. Ama böyle günlerde genelde hata yapıyorsunuz. 4 Özlemciğim. Teşekkür ederim. Yıldız veriyorum ama onu açıklayacağım şu anda. 3 yıldız. Türkiye sana çıktı ve gerçekten konsepti ilk karar verdiğimizde kime çıkacak, nasıl yapacak diye çok merak ediyordum. Ama sen de böyle taçlarla parıl parıl yine de hatalı da olsa geldiğin için teşekkür ederim. Güçlü görünüyorsun. Bu arada sizlere vermek istediğim bir şey var. Hemen alıp getirmek istiyorum izninizle. Bekliyoruz. Ne getirdin bize? Gülşah Hanım sizin kadar güzel değiller. Aa, ama... wow. O zaman niye aldın kız? Benim kadar güzelsiniz. Ne kadar şık. Ne kadar şık. Çok güzel. Çok güzel. Özel bir gün bir şey mi neden? İnanmıyorum ya. Gerçekten çok seviyorum. Çok teşekkürler. Vallahi artık öyle bir şey var biliyorsun değil mi? Evet. Son yıllarda. Çocuklar. Saltaların altında anlattığınız çiçek. Özlemle ya. Zarif Özlem biraz arasında özlem. O kadar fark var ki ben şimdi o kadar ortadayım ki şu anda hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü bu bir zarafettir. Öyle veya böyle demin hakkında konuştuklarınız zaten tamamen ters bir olan bir şey yapmış. Teşekkür ederim. Rica kızım. Ederim. Çok zarif. Bir kere yapacağınızda da haksızlık yani. Yapıyorsunuz. Gerçekten hiç terbiyenizi takının. Bak ne zarif kız. Çiçeklerini de getirmiş. İşini biliyor. Hele sen sus. Sen hiç koy. Hele sen de sus. Sen git burada. Yani. Pekala Özlemciğim tekrar teşekkür ediyoruz. Seni yerine alıyoruz.